Bırakın aydınlık yüzü Türkmeneli televizyonundan mutlu günler. Evet, Suriye Savaşı'nda 10 yıl geride kaldı. 11. yıla girdik. İç karışıklığı fırsat bilen terör örgütü yıllar önce halka büyük zulüme uğrattı ve büyük karışıklıklar çıkarttı. Türk Silahlı Kuvvetleri de hem sınır hattının güvenliği açısından hem de bölge halkını barışçıl bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla birçok operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyonlar sayesinde bazı bölgeler terörden arındırıldı. Evet, biz de bugün Suriye konusunu konuşacağız. Suriye Savaşı'nda 10 yıl geride kalmışken neler oluyor Azez'de, Afrin'de, İdlib'de? Bu konuları da Suriye Ulusal Koalisyonu'nda Suriye Türkmen Meclisi temsilcisi Mehmet Türkan Silo ile görüşeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sibel Hanım. Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Bu fırsatı bizlere tanıdığınız için hem Suriye Türkmen hem Suriye halkı adına size teşekkür ediyorum bu programınızdan dolayı. Teşekkür ederiz. Siz de yoğun bir program içerisindesiniz. Sürekli hem Suriye'de bulunuyorsunuz hem Türkiye'de toplantılar gerçekleştiriyorsunuz. Bu konuda bir bilgi sahibi olma açısından sizle konuşmak istedik bu konuları ve tabii ki biz de oradaydık. Bu konulardan bahsedeceğiz. Biz de orada deneyimleme fırsatı bulduk. Güvenli bölgelere gittik. Yine bu program çerçevesinde bu konulara da değineceğiz ama öncelikle Suriye'de son durum nedir? Biliyorsunuz ki Astana görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla bu Astana görüşmeleri bir çözüm oldu mu? Astana görüşmelerinde tabii bazı ilerlemeler oldu tabii. O vesileyle tabii işte bu Fırat Kalkanı bölgesi olsun, İdlib olsun, Zeytin Dalı Hareketi bölgesi olsun, Afrin. Orada bu Astana görüşmelerinin neticesinde Rusya ve Türkiye arasında, yani tabii ki burada Suriye halkı da, Suriye Ulusal Koalisyonu ve rejimin de heyetleri olmasına rağmen ama Türkiye'nin ve Rusya'nın gözetiminde gerçekleştirilen görüşmelerdir. Bu Astana görüşmeleri çerçevesinde işte yaklaşık 11 tane Astana görüşmesi oldu. Evet. Bu buradaki işte bu Türkiye ve Rusya arasındaki varılan anlaşmalar gereği tabii ki burada bir huzur sağlandı. Yani bunu siz de az önce bahsettiniz, gittiniz, gördünüz. Bu huzur derken tabii ki tam huzur değil. Yani tabii maalesef gerek Rusya gerek Suriye rejimi hiçbir zaman sözlerini tutmadılar. Yani durmadılar sözlerinde. Yani o yapılan anlaşmalar çerçevesinde sözlerinde dursalardı zaten bugün o bölge gerçekten çok daha farklı, güzelleştirilmiş bölge olurdu. Tabii temennimiz bizim yani sadece o bölge değil, biz bütün Suriye'nin güzel olması, yani öyle temenni ediyoruz inşallah. Evet. Astana görüşmeler bir de size Suriye halkının bir şeyini ifade edeyim burada. Maalesef az önce dedim zaten Suriye, Rusya veya Suriye rejimi hiçbir zaman o kağıt üzerinde masada varılan anlaşmalara uymadılar yani. Evet, sözlerinde durmadılar, tutmadılar. Her Astana görüşmesinde orada masadayken maalesef Rus uçakları ve rejim, yani bunu izlemeye gerek yok. Evet, orada hareketler gerçekleşti. Yani oradaki sivil toplumu, toplum üzerinde hastaneler, okulları vurdular maalesef. Yani dolayısıyla o Astana görüşmelerinden önce bazı Suriyeliler diyor ki ya, keşke olmasa ya. Çünkü acaba hangi saatte vuracaklar, nereye vuracaklar diye öyle bir beklentin içinde. Yani Rusya bununla neyi amaçlıyor olabilir? Hem görüşme sağlayıp savaşa çözüm bulmaya çalışırken hem de bir yandan bu şekilde uçaklarla bombalanması ve sivillerin canını katletmesi ne anlam ifade ediyor? Yani bu... Yani orada barış istemiyor mu aslında? Görünürde barış isteyip arkasında yani barış istemediğini mi söylemek istiyor? Herhalde onu ifade, o çıkıyor ortaya. Evet. Yani bu durumda masadayken siz anlaşma yaptığınız bölge veya o bölge hakkında bir anlaşma yapıyorsunuz. Masadasınız, gidiyorsunuz o bölgeye uçakla vuruyorsunuz, toplarla vuruyorsunuz. Bu başka bir mana ifade etmiyor tabii yani. Açıklaması yok. Evet, maalesef başka bir açıklaması yok. Dediğim gibi sözlerinde durmadılar yani. Dolayısıyla evet. Suriye halkının üzerinde içinde böyle acaba Astana görüşmesi gerçekleşiyor deyince ya acaba ne zaman, hangi saatte, nereye vuracak? Öyle bir şey vardı korku. Gerçekten yani. Evet. Öyle bir korku vardı halkın üzerinde. Kesinlikle. Maalesef öyle. Bu arada ülkedeki krizi sona erdirmeye yönelik bazı siyasi çözüm arayışları da gerçekleştiriliyor. Evet. Suriye Anayasa Komitesi gerçekleştirildi. Nedir ayrıntıları sizden öğrenmek istiyorum.
Suriye anayasa müzakeresi Cenevre'de yürütülüyor biliyorsunuz. Evet. Beşinci bitti, altıncı yapılacak herhalde işte bu ay. Sonuna kadar öyle beklenti vardı. Olur olmaz onu bilmiyoruz tam olarak. Bekliyoruz belki yani birkaç gün içinde de olabilir. Önümüzdeki aya da sarkabilir. Bekliyoruz olmasını ama şunu söyleyeyim. Suriye rejimi orada bir çözüm istemiyor aslında. Suriye rejimin yani bize göre veya bana göre de şahsımın da görüşü odur. Önümüzdeki ay, ayın 20'de seçim yapmak istiyor. Evet. Suriye rejimi yani Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu da dünyada tabii biz diyoruz ki bu meşru bir seçim değildir. Çünkü bir ülkenin %60-70 civarı ülke dışında olan bir ülkede evet. seçim ne derece meşru doğru olur, ne kadar doğru olur. Biz meşru kabul etmiyoruz o seçimi. Bizi de bu beş sene oldu, beş toplantı yapılıyor Suriye Anayasa Müzakere Heyeti. Ama hep oyalıyor. Geliyor anayasa görüşeceği yere diyor ki ya işte orada işte IŞİD vardır, yok kaide vardır, yok işte teröristler vardır. Ya, siz anayasa ile ilgili görüşmeye geliyorsunuz. Siz ondan sonra diyorsunuz ki yok oradaki teröristler ne yapacağız? Ya önce bir yani senin geliş amacın ne bileyim bir gündemin gündem dahi yani bir toplantıda bir gündem olur. Evet. Gündem dahi kabul etmeden toplantıya sanki bir şeye girer gibi toplantıya girmeye çalışıyor. Tabii biz de bunu dünyaya orada Birleşmiş Milletler gözetiminde ama çok şükür şunu yani muhalif güçler birliği şunu başardı yani. Biz şey taraftayız, bozguncu taraf biz değiliz. Bakın görün dünya rejim tarafı bozgunculuk yapıyor. Sürekli anayasa girmekten kaçınıyor, başka şeyler öne sürüyor. Sırf oylama taktiği olduğunu dünya gerçekten gördü ve son evet. şeyde bizi de desteklediler. Ve şu anda dünya, şöyle söyleyeyim yani Avrupa Birliği olsun, Amerika olsun bunu yani artık kabul ediyorlar. Yani Rusya da kabul etti. En son işte bu altıncı şeye aslında gelme gibi bir şeyi yoktu rejimin. Yani altıncı müzakereyi böyle uzatmaya çalışıyordu. Seçimlerden sonra yapar mıyım diye. Rusya'nın zorlamasıyla masaya bir daha gelmek zorunda kaldı. Çünkü artık haksız duruma düşmüş durumda. Dünya bunu kabul etti ve gördü. Yani evet. kaçamak yapıyor. Masaya oturmak istemiyor. Sırf kendi istediğimiz gibi o seçimlere kadar. Peki neden Anayasa Komitesi'ne karşı çıkıyor rejim? Diyor ki ben devletim, benim anayasam var zaten, ben sizi kabul etmiyorum ki diyor zaten. Yani bizi oturduk evet. beş toplantı Suriye muhalefeti olarak beraber ama adam hala diyor ki yok ben başka... Mesela en son şeyde tarifi şu, Suriye Cumhuriyeti heyeti ve diğer. Diğer kim? Muhalefet. Muhalefeti kabul etmiyor yani. Ben devletim diyor, benim anayasam var zaten diyor. Ha, bazı değişiklikler bir ihtimal olabilir diyor. Evet. Onun amacı o. Ama biz de diyoruz ki hayır efendim yani yeni bir anayasa yazılması lazım. İşte oradaki değişmesi gereken maddeler işte bir diktatörlükte yönetilmek istemiyoruz. Bunların değişmesi için yeni bir anayasa yazılması gerekir. Biz onu savunuyoruz. Dediğim gibi dolayısıyla o da kaçamak yapıyor. Hep evet. Beş toplantı oldu. Hiçbir toplantı böyle toplantının dediğim gibi bir gündemi olur, bir şey olur. Yok. Ne gündemi var, ne zamanı var, öyle bir sanki normal bir görüşmemiş gibi birilerle görüşüyormuş havası. Evet. İçinde bir toplantı yapmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz yani. 2011 yılında başladı aslında bu barışçıl halk direnişi evet. ve 10 yıl geçti, 11. yıldayız. Ama evet. ne yazık ki halen bir çözüm bulanamadı ve kan gölüne döndü aslında ülke. Büyük karmaşa içerisinde ve birçok ülke... Rusya olsun, ABD olsun evet. burada kendi hakimiyetini kurmaya çalışıyor. Ülkenin iç işlerine karışmaya çalışıyor ama evet. ne zaman bir çözüm olur? Sizce bir fikriniz var mı? Olur mu, olmaz mı? Yani inşallah temennimiz çözüm olsun. Çözüm evet. için çalışılıyor. İnsanlar gerçekten büyük çabalar harcıyor. Devletler büyük çabalar harcıyor. Başında gerçekten burada yine Türkiye Cumhuriyeti'ne... Türkmenim ama evet. sadece onun için ben Suriye halkı adına da teşekkür ediyorum. Bunu Suriyeliler ifade ediyor. Tabii. Yani ondan da gurur duyuyoruz gerçekten biz Türkmen olarak. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük çabalar var gerçekten. Burada kanın, gözyaşının durması, ölümlerin durması konusunda çabalarını herkes takdir ediyor. Evet. Ben Suriye halkı adına Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum bu çabalarının dolayı.
Hem maalesef 11 sene oldu. Evet. Hep Suriye'de gerçekten kan, ölüm, gözyaşı devam ediyor. Yani en son işte İdlib'de gördüğünüz ya yani, okullar askeri hastane değil, sivil hastaneler, hastanesi. Evet. Sivil hastane yani evet. 20-25 kişi orada yani can verdi gerçekten. Ama adam ölümden maalesef zevk mi alıyor diyelim, destekçiler de öyle. Sanki yani beraberce o toprakları boşaltıp işte Suriye 23 milyondur. Ben 6-7 milyon bana yeter dercesine böyle giden gelmesin. Evet. De öyle bir tavır vardır yani belki dikkatinizi çekmiştir, izlemişsinizdir yani bayağı izliyorsunuzdur. Yani Suriye rejimi gidenleri geri gelmesi için bir çabası yok. Kesinlikle Evet. öyle bir konuşuyordu ama lafta kalsın diye. Sırf kendi amaçlarını gerçekleştirmek için. Bak ben istiyorum gelsin halk bana. Ama öyle bir çabası da yok gerçekten. Gidene, çıkacak olana git diyor. Hiç sorun yok. Evet. Ama geri gelme asla. Yani orada geri dönmelerini istemiyor. Yani bana yeter. Sanki adet öyle diyor. Yani 8 milyon bana yeter. Ben bu kadarını idare edeyim. Gibi bir tavır var. Evet. Ya bu maalesef. Mehmet Bey, Suriye Ulusal Koalisyonu olarak Irak'ta da bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Bu ziyarette neler oldu? Hangi görüşmeler gerçekleştirildi? Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile daha önceden belirlenen bir görüşmemiz vardı. Onu gerçekleştirdik. Suriye Ulusal Koalisyonu İtilaf Başkanı ve Başkan Vekilleriyle işte diğer siyasi komite üyelerimizle beraber. Orada Sayın Mesut Barzani ile görüştük. Kendisine bize yani bizim görüşme amacımız da şu yani hem bir daha önce de gidilmişti zaten bunu Evet. tazelemek onların fikirlerini tabii bölge yönetimi biliyorsunuz şeylerde dahil gibi bir şey yani Evet. Suriye olalarına sağ olsunlar onlar da 250 bin kişi civarı bir mülteci kabul etmiş durumdalar Kuzey Irak bölgesel yönetimi Kürt bölgesel yönetimi orada 251 bin Suriyeli barınıyor şu anda. Onlar kucak açtılar. Onlara da teşekkür ediyorum bu vesileyle. Türkmenleri temsilen oradaydınız ve bazı ziyaretleriniz de oldu. Özellikle Aydın Maruf'u da ziyaret ettiniz. Bu Evet. görüşmelerde bir fayda olacak mı Türkmenler açısından? Bu görüşmelerde biz bir hasret giderdik orada Türkmenlerle. Ben ilk defa gidiyorum Erbil'e. Yani Irak Türkmenleriyle ilk defa kendi memleketlerinde bir Suriye Türkmeni olarak ilk defa buluşuyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Aydın Maruf Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük misafirperverlik gösterdi bize. Teşekkür ediyoruz onlara. Irak Türkmen cephesini ziyaret ettim işte Erbil'de. Dediğim gibi orada hasret giderdik. Biraz özlem giderdik. Orada Evet. çok hoşuma giden bir şey oldu gerçekten. O Kayseri Çarşısı var. Evet. Orada meşhur bir kahvecilerimiz var. Yarvan'ın kahvecisi var. Orada kahvelerini içtik. Onlara teşekkür Çok ediyoruz. Orada duygulandım gerçekten şöyle. Bütün çarşının Türkmen olduğu, hala Türkmen varlığını koruduğu dediklerinde çok duygulandım. Hakikaten çok güzel bir olaydı. evet. Yani halen Türkmen benliğini koruması o çarşının adı da Kayseri Çarşısı zaten. Çok güzeldi yani. O ziyaret dediğim gibi teşekkür ediyorum Aydın Maruf Bey'e misafirperverlikten dolayı. Tabii ki aramızda biz daha önce de görüşmelerimiz oluyor zaten Suriye Türkmen Meclisi olarak Aydın Bey'le zaman zaman görüşüyoruz ama orada ilk defa böyle bir yani dediğim gibi Erbil'e ben ilk defa gidiyorum. Irak'a ilk defa giriyorum. Evet. O Orada ortamı da görmüş çok oldunuz. Güzel oldu. Evet, çok hoş. Türkmenlerin yaşamış olduğu yerleri de Evet. görmüş oldunuz. Hem Evet. kendi ortamınızın havasını onlara yansıttınız Aynen. hem de o havayı Evet. Suriye'ye götürme fırsatı buldunuz. Evet. Çok güzel. Evet. Biz de Azez'deydik geçtiğimiz hafta sonu. Azez'deki hem Türkmen köyünü de ziyaret etme fırsatı bulduk. Gerçekten çok böyle Türkmen köyünü ziyaret ettiğimizde kendimizden bazı parçalar bulduk. Evet. Bunu konuşacağız. Azez'de son durum nedir diyeceğiz ama biz Azez'deki son durumu bir haber yaptık. Dilerseniz önce onu izleyelim. Sonrasında konuşmamıza Tabii devam ki. edeceğiz. Tabii ki. Türkmeneli Televizyonu olarak Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında Öncü Pınar sınır kapısındayız. Kameraman arkadaşım Kenan Tombak'la birlikte 10 yıldır barış ve istikrarın hakim olmadığı topraklara Suriye'ye doğru yola çıktık.
Suriye'de savaşın fitili 2011 yılında ateşlendi. İç karışıklığı fırsat bilen terör örgütleri de bölgede huzur ve güvenliği bozarak bölge halkına çok büyük zararlar verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri de hem sınır güvenliği açısından hem de bölge halkının güvenliği anlamında 2015'te başlattığı Şah-Fırat operasyonu ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Barış Pınarı harekatlarıyla 8346 bin kilometre karelik alanı terörden arındırdı. Çatışma ve bombalardan kaçan halk güvenli bölgelere sığındı. O bölgelerden biri de Azez. Azez, Suriye'nin Halep şehrine bağlı yerleşim yeri. 4 yıl önce Fırat Kalkanı, ardından 2018 yılında Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırıldı. Fırat Kalkanı harekatıyla Türk askeri ve ÖSO burayı terörden temizledi. Burada hayat normale döndü ve ticaret akışı başladı. İnşaat başladı. İnsanlar evlerine dönmeye başladı. Bölge huzur ve güvenliğe kavuştu. Azez halkı evlerine dönmeye başladı. Şehir merkezinde de hayat normale döndü. Dükkanlar açıldı. Vatandaşlar Türk lirasıyla alışveriş yapmaya başladı. Türkiye'de yetiştirilip gönderilen polis ve askeri kuvvetlerde halkın güvenliğini sağlamak için 7/24 caddelerde ve sokaklarda nöbet tutuyor. Bölgedeki son durumu harekatların başladığı tarihten bu yana orada bulunan TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu'ndan öğrendik. Operasyonu en başından takip eden birisi olarak Fırat Kalkanı bölgesinin bütün operasyonlarını işte Celalbulus'tan başlayarak Elbap, Çobanbey ve Azez'de operasyon burada sona erdi. Operasyonun sona ermesinin ardından Azez'in şu anda nüfusu 300 bine yakın. Bunun yaklaşık 150 bini şu anda rejimin katliamından kaçan sivillerin yaşadığı çadırlar var, çadır alanlar var. Onların 150 bini yaklaşık nüfusun o. Çünkü burası şu anda Fırat Kalkanı bölgesi Suriye'nin en güvenli bölgesi. Yani burası bir anlamda güvenli liman şu anda. Aslında insanların sığındığı güvenli bir liman. Türkiye'nin açtığı çok sayıda resmi kurumlar var. Sivillerin ihtiyaç duyduğu nüfus müdürlüğü olsun, tapu müdürlüğü olsun, sağlık müdürlüğü olsun, eğitim müdürlüğü olsun. Birçok resmi kurumda da açılmış durumda ki öğrenci sayıları her geçen gün artıyor. Çünkü terör örgütü DAEŞ'in zamanında okullar harap haline gelmişti. Camiler kullanılamaz hale gelmişti. Diyanet Vakfı bütün camileri onardı. Okulların tamamını onardı ve şu anda bölgede öğrenci sayısı 150 binin üzerinde ve gün geçtikçe bu sayı artıyor. Yani Fırat Kalkanı bölgesinde işte harekatın tamamlanmasının ardından geçen bir 4 yıl, 4,5-5 yıllık süre içerisinde bölge tamamen normale dönmüş durumda. Türkiye'den dönen sivillerin sayısını hemen size söyleyeyim. Fırat Kalkanı bölgesi olsun, Zeytin Dalı bölgesi olsun, Barış Pınarı bölgesi olsun, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönen sivillerin sayısı 450 bine yakın şu anda. Ha, bu yeter mi aslında sayı az ama her gün dönenlerin sayısı daha da artıyor şu anda bölgeye. Azez'deki son durumu öğrendikten sonra çevre köylerden birine doğru yola çıktık. Burası Azez'e bağlı Türkmenlerin yaşadığı Marin Köyü. Yıllar önce PKK-PYD kontrolünde bulunan bu köy 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla huzur ve güven ortamına kavuştu. Zeytin ağaçları arasında kurulu bu köy adeta cennetten bir köşe. Ama köy halkı yıllarca terör örgütlerinin zulmüne uğramış. Hayat Marin Köyü'nde tamamen normale dönse de acılar hep taze kalıyor. Savaş nedeniyle yetim kalan çocuklar, eşini kaybeden kadınlar. Güzel havayı fırsat bilerek zeytin ağaçları arasında sohbet eden Türkmen kadınlara rastladık. Neler yaşadıklarını bir de onlardan dinledik. Ne zamandan beri Marin Köyü'nde yaşıyorsun? Marin Köyü'nde 10 senedir belli. Halep'te ikinciye oturdum, sonra buraya geldik. Son aslında çok vallahi uçaklar şey yani çok yani acı çektik yani çok acı çektik. Böyle Türkler geldiler, genlere şey ettiler, rahat ettik. Abdullah sen neler yapıyorsun burada? Okula gidiyorum, oturuyorum, gidip geziyorum, derslerimi çalışıyorum. Peki sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Okula gidiyorum, okuldan geliyorum, ders çalışıyorum, sonra arkadaşlarımla oynuyorum. Baharın gelmesiyle yeşeren dallar gibi savaş mağduru insanların umutları da Türkiye sayesinde yeniden çiçek açmış. Türkmen Marin Köyü'nün bir diğer özelliği ise Bursa Yadağı'nın eteklerinde bulunuyor olması. Bursa Yadağı çok stratejik bir öneme sahip. Kim bu dağa hakim olursa bütün bölgeye hakim olur deniliyor. Ve şu an o dağın kontrolü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait. Türkmen Marin Köyü'nden biraz uzaklaştığımızda zeytin ağaçları arasında kurulu çadırlara rastladık. Toz toprak içinde hayata tutunmaya çalışan insanlar,
Gülümsemeleriyle yürekleri ısıtan çocuklar. Burası Azez'e bağlı Yezilbağ kampı. Hama'dan, Halep'ten ve İdlib'den gelen halk daha güvenli bir bölge arayışı içerisinde buraya yerleştiler ve burada yaşam mücadelesi veriyorlar. Hayat zor, para yok, su var, yemek az. Çadırlarda yaşayan halk hiçbir geçim kaynağı olmadığı için Türkiye'nin yardımlarıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Suriye Savaşı'nda 10 yıl geride kaldı. Savaştan en çok çocuklar yara aldı. Kimi atılan bombalar sonucu ya yaralandı ya da hayatını kaybetti. Kimi de açlık ve sefalet içinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Gördükleri yıkımlar ve ölümlere rağmen yine de çocuklar gülümsüyor. Çocukların her daim umudu var. Evet, Suriye Ulusal Koalisyonu'nda Suriye Türkmen Meclisi temsilcisi Sayın Mehmet Silo ile birlikte Suriye'deki son durumu değerlendiriyoruz. Evet, Azez'de neler oluyor başlıklı haberimizi ekranlara getirmiş olduk. Bu konu üzerinden de devam etmek istiyorum. Siz zaten oradasınız, orayı biliyorsunuz. Evet. Ve biz de oraya gitme fırsatı bulduk. Oradaki son durumu değerlendirme fırsatı bulduk. Güvenli bölge, güvenli liman diyoruz orası için. Ve birçok kişi Halep'ten, İdlib'den, Hama'dan güvenli Şam'dan. Bölge olarak oraya yerleşmişler. Şam'dan dediğiniz gibi. Türkmenler vardı, Türkmen köyü. Tabii daha fazlası Çoban Bey'de dediğiniz evet. gibi. Neler söylemek istersiniz? Alışveriş Türk lirasıyla yapılıyor. Aslında Türkiye'yi gördük. Orada huzuru gördük, barışı gördük. İnşallah daha güzel günler görecekler diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii Fırat Kalkanı harekatından sonra gerçekten o bölge yavaş yavaş kendine gelmeye başladı, canlanmaya başladı. İnsanların yüzü az da olsa gülmeye başladı. En azından ölüm korkusundan kurtulmuş evet. oldu. Akşamları gelip kim bizi evimizden alacak diye o korku, hangi istihbarat birimi götürecek diye o korku gitmiş oldu insanların kafasında. Yani en azı bu sağlanmış oldu. Az önce siz de tabii ziyaret etmişsiniz gerçekten. Günden güne gelişiyor o bölge. Gerek Azaz olsun, Afrin olsun yani o bölge komple her geçen gün daha iyiye gidiyor inşallah. Bu da dediğimiz gibi gerçekten Türkiye'nin orada fedakarca yaptığı yatırımlar diyelim, ticareti canlandırma evet. çabaları. Oradaki insanlar işte az önce de ifade etti zaten oradaki halk. Tabii iş yok, para yok, yaşam nasıl olur? İşte onları inşallah dediğimiz gibi günden güne daha iyi olacak, iyiye gidiyor. Tabii bunu çekemeyen karşı taraf rejim ve maalesef yani terör örgütleri, PYD, PKK olsun. Oradaki huzuru bozmak için her zaman araba patlatıyorlar, işte bomba atıyorlar, füze atıyorlar. Oradaki huzuru bozmak amacıyla yani bunlar hedefleri o. O bölge inanın bir şey daha ifade edeyim size. Suriye'nin şu andaki rejim altındaki bölgeden çok da rahat bir bölge. Hem ekonomik olarak hem insanlar daha mutlu yani. Sağlık yönünden, eğitim yönünden, hayatları yönünden eminim. Oradan karşı taraftan gelen Suriyeliler söylüyor bize yani. Ya ne mutlu burada, bura bizim oradan daha iyi. Yani rejimin altındaki bölgelerden daha iyi olduğunu ifade ediyorlar. Gerek Azaz olsun, Afrin olsun, yeni işte Barış Pınarı Hareketi Bölgesi olsun. Oradan daha iyi olduğunu ifade ediyorlar. Suriyelilerin kendileri oradan buraya gelenler bize. Evet. İnşallah bu da tabii dediğim gibi günden güne daha iyi olacak. Yollar işte siz de gitmişsiniz. Biz de ben de iki hafta önce oradaydık. Hı hı. Bizim itilafın genel kurulunu orada yaptık. Bu kalkışmanın 10. yıl dönümü vardı. O kutlamalar yaptık orada 3-4 gün. Bunun yanında işte bizim Türklerin Bahar Bayramı dediğimiz, evet. Kürtlerin de Nevruz dediği gün 21 Mart. Onu da beraberce Suriye Ulusal Koalisyonu evet. olarak da şeyin içinde bulunduk. Bu arada şunu da hatırlatalım. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlendi bu Bahar Şöleni. Evet. Kültür sanat etkinliklerinin bu bölgelerde yaygınlaşmış olması halk içinde aslında umut aşılıyor değil mi? Aynen. Umut aşılıyor. Gözler farkındasınız zaten insanlar artık yavaş yavaş gülüyor evet. gerçekten. Ben hep şöyle derim. Bir bölgeye gittiğinizde insanların yüzü gülüyorsa o insanlar artık mutlu.
Evet. Yani orada hayat güzel demek ki, güzelleşiyor demektir. Yani dediğim gibi Suriye'ye inan, rejimin bulunduğu bölgeye gidin, insanlar gülmüyor. Hı hı. Yani televizyonlarda görüyorsunuz, gülmüyor çünkü mutlu değil insanlar. Evet. Ama bu şey, kurtarmış bölgeler dediğimiz bizim Suriye muhalefeti olarak, bu bölgelere gidin, insanlar artık yavaş yavaş gülmeye başlıyor. Böyle çiçekler açıyor sanki, öyle evet. Güler yüz görebiliyorsunuz yani. Bu da dediğim gibi, yani bunu Suriye halkı Türkiye'ye gerçekten müteşekkirdir o konuda. Çünkü her türlü yardım yapıyor gerçekten. Yani maddi, manevi, yani Birleşmiş Milletler'in bazı kuruluşları, dernekler yapıyor. Onlar da Allah razı olsun, yani o da halka hizmet etmeye çalışıyorlar. İyi niyetler var, kötü niyetler var. Onları konuşmuyoruz tabii. Zaten. İyi niyetlerinden bahsediyoruz biz. Var öyle yardımlar ama bunun %90'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin sayesinde gerçekleşiyor yani. O, evet. Oradaki gelişmeler. Bu arada şu da dikkatimi çekti. Çok güzel zeytin ağaçları vardı. Zeytin ağaçları arasında kurulmuş köyler vardı. Evet. Zeytin ticareti yapılıyor sanırım, değil mi orada daha çok? Evet. Zeytin şöyle, oranın ana tarım kaynaklarından birisi, hı-hı, zeytindir yani. Özellikle Afrin bölgesinde, evet, 10-12 milyondan belki fazla zeytin ağacı vardı. Azaz da keza. Zeytin çok, oranın zeytin de kaliteli bir zeytin. Evet, tatma yağda imkanı da buldum. Evet. Çok güzel tadı da vardı. Evet. Zeytinyağı da sanırım o şekilde tabii, çok iyiymiş. Tabii evet. Çok kıymetlidir. Hatta bizim şey, koalisyondaki arkadaşlar geçen hafta bu konu konuşuldu. Bu zeytinyağı falan evet, olayı. İsveç ve İsviçre'de Afrin ve o bölgenin zeytinyağının, atıyorum işte mesela zeytinyağının kilosu 5 lirasa o 15 liraya gider. Hmm. Yani öyle bir değerli bir, ya gerçekten ama kaliteli bir, evet, evet, zeytini de yağı da oranın, Afrin'in, Azer'in o bölgenin. Zeytin ağacı çoktur gerçekten. Yani dediğim gibi ana kaynak, tarım kaynaklarından fıstık biraz ağaçları da var. Fıstık ağaçları da var ama ana kaynağı zeytin ve zeytinyağı ticaretidir o bölgenin. Hatta evet, Türkiye'de de geldiğini öyle söylentiler var. Evet. Öyle duydum yani, bazı kurumlar öyle orada halkın elinde kalmasın diye, hı hı, en azından onlar bir fayda sağlayalım. Onlar hem maddi kaynak olması, evet, açısından tabii ki. Onlara katkı sağlamak babında o yağlarını da alıp burada eritmeye çalıştıklarını biliyorum. Ne güzel. Yani ben gördüğüm zaman hayran kaldım. Evet. Çok güzel tarlalar, zeytin ağaçları. Evet. Dediğimiz gibi haberde de cennetten bir köşe gerçekten orası. Gerçekten yani bakın bu kadar. Keşke savaş olmasa, keşke terör örgütleri olmasa, evet, daha güzel, daha insanlar mutlu olacak. Kesinlikle yani o şu bu kadar yıkılmış haliyle bile dediğiniz gibi gerçekten, evet, güzel bir yerdir, bir topraktır farklı orası. Bir havası farklı var. Bir havası var. Daha önce daha da güzeldi gerçekten bu, hı-hı, yıkımlar olmadan önce yani. Affedersiniz, 15 sene oldu, vuruyorlar, düşünebiliyor musunuz yani? Aziz önceden bir köymüş sanırım bu terör örgütleri girmeden önce. Evet yani geniş bir kasaba yani. Evet. Çok sonradan köyden nüfusu arttı. Tabii 300 bine yaklaşmış. Güvenli bölge şimdi olduktan, evet, sonradan. Çünkü şöyle bu bölgede yaklaşık İdlib, Azaz, Afrin, işte Barış Pınar bölgesinde yaklaşık 4,5 milyon, 5 milyon yakın Suriyeli yaşıyor. Düşünün o küçücük bir bölgede yani. Evet. Ya 5 milyon Suriyeli barınıyor orada yani şu anda. Çok güzel. Bu arada Azaz'a giderken Afrin'le Azaz arasında bir de bir köy var. Türkmenlerin köyü Mare. Oraya da gitme fırsatı bulduk. Evet. Zeytin ağaçları daha çok oradaydı zaten. Evet. Bu köyden de bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz? Bu köyün şöyle söyleyeyim, önemli. Gerçekten güzel, şirin, güzel bir, hı-hı, köy orası. Bir de nüfusu çok yoğun bir köy aslında. Yaklaşık 50 bin nüfuslu olan bir köy orası. Aynı zamanda Halep'e yakın oluşu. Ayrı, evet, bir şey var. İşte bu Halep olaylarında gitmişsiniz zaten, hı hı, görmüşsünüz. Daha çok Halep Türkmenleri sanırım orada. Halep Türkmenler zaten, evet, orada tabii. Yani orada yaşayan Türkmenler Halep bölgesi Türkmenler. Bizim, hı hı, bu arada bundan sonra size söyleyeyim. Yani Türkmen, en azından Türkmen'in de bir şeyini söyle anlatalım içine katarak. Suriye'de 5 bölge yani yoğun nüfus, Türkmen nüfusu olan bölgemiz, evet, vardır. Bunların Halep bölgesi, Lazkiye Bayırbucak bölgesi, Humus, Hamahumus bölgesi, Şam, Kuneytra bölgesi, bir de Rakka dediğimiz Tel Abyad bölgesi. Siz de Bayırbucak Türkmenisiniz. Evet, ben Suriye Bayırbucak Türkmenlerindenim, Bayırbucak bölgesindenim. Ne güzel. Oradan Suriye Türkmen Meclisi temsilcisi olarak Suriye Türkmen Meclisi'nin içinde bulunuyorum zaten. Dolayısıyla, evet, oradan da Suriye Ulusal Konvansiyonu Türkmen Meclisi olarak şu anda devam ediyorum inşallah. Temsil etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar inşallah. Güzel.
Onların sesini duyurmak bizim için İnşallah. Çok önemli. Biz de o yüzden haberimizde daha çok onları ön plana çıkartmak da istedik. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Afrin'e daha doğrusu orada Bursa'ya dağ var. Evet. Bursa'ya dağının da stratejik bir önemi var, evet. Değil mi? Doğru. Bundan da bahsedecek olursak neler söylersiniz? Şimdi Bursa'ya dağı şöyle, Bursa'ya dağı, Bursa'ya dağını az önce sizin de haberinizde buyurduğunuz gibi o dağa hakim olan orada geniş bir alana hakim olur. Yani bunun işte telefatı olsun, Maren yakında 4 kilometre Şeyh Aysa diye bir köy vardır. Şu anda PYD ve PKK'nın güdümü altında olan bir köy. Oraya 4 kilometre, telefata 8 kilometre. Yani. Kilisi görüyor, Türkiye sınırını görüyor. Tabii, bütün o bölgeye, yani evet. O bölgeye hakim olur. Dolayısıyla o dağın çok büyük önemi var. O dağın hakimiyetinin önemi büyüktür gerçekten. Evet, önceden terör örgütlerinin hakimiyetinde olduğu dönemlerde Türkiye sınırına çok fazla atışlar gerçekleştiriliyordu. Aynen, Daesh örgütü ve PKK, evet. PYD örgütü tarafından büyük atışlar gerçekleştirdi. Hatta bunların kilise düşen füzeler oldu, evet. Hatırlıyoruz o zaman işte. Şimdi tahrifat tarafından daha çok bunu gerçekleştiriyorlar. Evet, maalesef hain PKK ve PYD örgütleri. Evet. O bölgenin huzurunu bozmak için, yani o bölgede huzur olmadığını göstermek için dünyaya. Onu yapıyorlar yani. İşte içerideki patlatmalarla, araba patlamalarıyla, gerek füze atışlarıyla o bölgenin huzurunu bozmaya çalışıyor. Oradaki evet. yaşayan insanların huzurunu bozmaya çalışıyorlar. Evet. Ama inşallah bunları başaramayacaklardır Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. Stratejik önemi dediğimiz gibi o da hakim olan bütün bölgeye hakim olur. O bölge kesinlikle. Sözünden. Evet. Evet, Afrin'e gelecek olursak, Afrin'e de kısa süreli bir gitme fırsatı yakaladık. Tam evet. gezemedik ama Afrin'de son durum nedir? Orada şu an güvenlik sağlandı mı, sağlanamadı mı? Afrin'de güvenlik var zaten. Yani Azer'den çok bir fark yok tabii. Şeyin. Ama orada terör örgütü, özellikle PKK ve PYD'de, şimdi orayı kendilerine göre işte Kürt bölgesi diye ifade ettiklerinden dolayı orada aslında Kürt halkına huzur vermiyor yani. Kürt halkı evet. huzurlu olmasın ki onlara destek çıksın. Ama Kürt halkı gerçekten, gerçek Kürt halkları onlara prim vermiyorlar. Hala oradalar evet. Huzur vardır, farkındalar. Yok değil. Ama dediğimiz gibi diğer bölgelerde yaptıkları gibi işte Azez'de olsun, Barış Pınar bölgesinde olsun orada işte içeride kendilerine göre satın aldıkları evet. kişiler vesilesiyle orada huzuru bozmaya çalışıyor. Yoksa şu anda Suriye Özgür Ordusu ve Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin sayesinde orası güvenli bir bölgedir yani. Zeytin Dalı harekatıyla kesinlikle. Bu evet. güven sağlandı evet. açıkçası. Evet. Oradan çıkalım, İdlib'e geçelim istiyorum. Bu evet. Suriye'de muhaliflerin son kritik üssü de diyebiliriz aslında İdlib için. Evet. Orada durum nedir? Gerçi anlattığımız gibi bu Astana görüşmelerinde olsun ya da diğer türlü görüşmelerde olsun orada yine Ruslar tarafından bazı saldırılar gerçekleştiriyor, sivillere yönelik özellikle. Evet. Siz neler söylersiniz? İdlib, yani dediğiniz gibi yani o İdlib'de sadece yaklaşık 2 milyon insan yaşıyordur yani. En evet. 2 milyon rahat vardır İdlib. Şimdi oraya rejim hiç durmadı. Durmadı zaten. Saldırıları İdlib'e özellikle hiç durmadı. Bu kendi bahanesiyle işte terör örgütü, bu Heyet Tahrir-i Şam dedikleri güyaken terör örgütü onun için vuruyorum diyor. Terör örgütleri var. Ondan dolayı vuruyorum. Diğer teröristler var diyor. Ondan dolayı vuruyorum diyor. Ama doğru değildir. Maalesef işte en son hastaneyi vurdu gördüğünüz gibi. Yani evet. sivil insanların tedavi olduğu hastane. Hem de yani bir defa yani tesadüfen değil efendim. 4-5 defa üst üste aynı yeri vurması. Bu demek ki yani teröristle falan alakası yokmuşsun. Ya yani teröristle vurma o bir bahanedir. Zaten orada terörist de yok. Oranın yerel halkıdır yani. Yerel evet. halk Suriye halkıdır. Terörist olabilir mi? Düşünebiliyor musun? Orada 2 milyon, 2,5 milyon hepsi terörist olabilir mi? Öyle bir şey var mı? Değil. Yani olamaz. Ama maalesef Suriye rejiminin kendine göre terörist gördüğü, bize göre de kendisi katildir gerçekten. Yani dünyada belki de eşi benzeri görülmemiştir. Kendi uçaklarıyla, yardım istediği diğer ülkelerin uçaklarıyla kendi memleketini vuran bir yönetim herhalde duyulmamış. Ben yani varsa da çok enderdi. Ben duymamıştım bu araya. Evet. Yani, ne olacak peki? İdlib'de bir çözüm olacak mı? İdlib çözümü olmak zorunda. Evet. Yani, bir şekilde olacak. Yani oradaki o insanlar. Azez gibi, Afrin gibi o da belki bir hata ayıracaktır. Kesinlikle. Yani orada şey yok değil yani tabii. Orada da güven var. Yok değil yani. Yine Türkiye'nin sayesinde. Yani, tabii Türkiye'nin ki. Tabii ki. Kuvvetleri biliyorsunuz ta İdlib'den sonra noktaları vardır Rusya ile Türkiye
birlikte kontrol ettik. Evet. Ondan dolayı orası huzur, yani huzur olacak. Başka şansı yok yani. Teröristler oradan çıkmış olsa aslında birçok bölge rahatlayacak, Terrifat bölgesinden. Tabii ki. Yani oradan az önce de bahsettiğimiz gibi, yani orada yuvalanmış bir terörist, terör örgütü, hı hı, bu bölge, diğer bölgelere huzursuz etmek için füze atıyor, işte insan sızdırıyor, patlatıyor. Onun amacı o. Başka bir şey de, işte burada istikrar yok efendim. Biz de diyoruz ki, yani hayır efendim, burası istikrarlı bir bölge. İnşallah onda dediğimiz gibi bütün Suriye'yi istikrarlı bölge haline dönüştüreceğiz. Dönüşecek inşallah. İnşallah. Bu arada Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için bölgede barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG, PKK ve DH terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı düzenlenmişti ve üzerinden bir yıl geçti. O bölge temizlendi. Rasulayn'da Türkiye okul ve fırın hizmeti açtı. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yine dediğim gibi, yani Türkiye Cumhuriyeti o bölge, dediğiniz gibi Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Hareketi ve Barış Pınarı Hareketi'nin dolayısıyla orada, o bölgeye de bir huzur geldi gerçekten. Huzur getirmeye çalışıyor. Şu anda huzur inşallah vardır. Bu Suriye Özgür Ordusu veya Milli Ordusu ile birlikte bunu gerçekleştiriyorlar. Evet. Bunu Suriye halkı istiyor yani. Gibi Türkiye sadece kendi yapma, tabii ki Türkiye kendi güvenliğini, sınır güvenliğini korumak istiyor ama oradaki halkın huzurlu olması için de tabii ki orada yer alıyor. Evet, destek oluyor. Destek oluyor onlarla beraber gerçekten. O bölge dediğiniz gibi yavaş yavaş inşallah orada Allah'a şükür huzura kavuşuyor yavaş yavaş. İnşallah. Tabii diğer bölgelerde olduğu gibi huzur vermemeye çalışıyorlar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş olacak, oluyor Allah'ın izniyle. Yani İnşallah. Hatta bizim başkan bu hafta sonu oradalardır. Oraya gidiyorlar ziyarete. Ben gidemedim. İşte başka bir şeyimden dolayı oraya beraber gidecektim. Yoksa Barış Pınarı bölgesine. İtilafın başkanı ve diğer arkadaşlarımız oraya bu hafta sonu inşallah bir ziyaretleri vardır. Bakalım. Bu arada programımızın sonuna yaklaşırken de Suriye Türkmenleri konusunda neler söylemek istersiniz? Türkiye'den beklentileri neler ya da onlar için neler yapılmalı? Suriye Türkmenleri gerçekten çok çok çekti, çok zulüm gördü. Yani bu şimdi değil sadece, yani bu şeyle beraber. Daha önce de çok çektik gerçekten. Hele özellikle tabii Basri rejimiyle beraber biz Türkmenleri gerçekten çok acılar çektiler. O dediğim saydığım bölgeler zaten işte bulunduğumuz ana bölgeler. Ama şöyle söyleyeyim, Suriye'nin her karışında Türkmen vardır bakın. Evet. Yani bu sadece, ama yoğun olduğumuz bölgeleri saydım az önce işte 5 bölge diye. Ama Suriye'nin her karışında Türkmen vardır. Suriye Türkmensiz olmaz. Bunu artık herkes kabul etti, ediyor Allah'a şükür. Suriye Türkmeninin beklentisi nedir? Çok güzel bir şey. Biz özellikle Bayır Bucak olarak bizim hemşerilerin bir şeyi var. Bizim orada bölgede elma çok yetişir. Hani burada işte Barış Pınarı Hareketi, Fırat Kalkanı Hareketi, işte Zeytin Dalı Hareketi, zeytine dayalı olarak. Bizde de elma yesin. Diyorlar ki yani elma hareketi olarak niye olmasın? Çünkü bizim, yani bizim o bölge özellikle terör örgütünün, dediğimiz gibi o terör koridorunun asıl hedefi zaten denize çıkmaktı. Tabii Allah'a şükür Türkiye ona engelledi. 3 tane hareket yapmakla büyük bir şeyi engelledi gerçekten. Biz her zaman ifade ettik zaten. Gerekli yerde, gerekli şeyle ifadede bulunduk zaten. Onu da Allah razı olsun yaptılar ve bunu dediğim gibi hem Suriye için, hem Türkmenler için, hem Türkiye için onu istemiştik ve çok şükür 3 tane bir hareket gerçek. Ama biz inşallah orayı da bekliyoruz. Dediğim Bayır gibi, Bucak için. Bayır Bucak için ve denize ulaşmaması lazım. Terör koridorunun denize ulaşmaması için o bölgenin Türkmen varlığını koruması lazım. Yani o da Türkmen varlığına yok olmasını izin verilmemesi lazım. O bölge 1000 ile aşkın Türk toprağıdır, Türkmen toprağıdır. Oradan silinmemesi lazım Türkmen varlığının. İnşallah. İnşallah. O hareket, öyle bir hareket inşallah istiyoruz ve bekliyoruz yani açıkçası. Denize ulaşmaması lazım dediniz. Aklıma takıldı. Neden ulaşmaması lazım orada? Terör koridorunun hedefi denize açılmak. Denize açıldıktan sonra biliyorsunuz yani
Karadan tabii ki bir yere kadar ama yani engelleniyor. Türkiye tarafından engelleniyor işte. Suriye tarafından engelleniyor. Bir zamanla engellenebilir. Yani orada bir Suriye hakimiyeti, Suriye gerçek bir Suriye Demokratik Cumhuriyeti kurulduktan sonra orada tabii teröre izin vermeyecekler. Ama tabii, nereden çıkış noktası ne olacak kendilerine göre? Yani bu PKK, PYD ve o terör örgütlerinin hedefi bu. Hı hı. Denize açılmak. Nereden denize açılacak? Bayırbucak bölgesinden. Akdeniz'e açılma. Dolayısıyla dünyaya açılacak bir noktası o kendine göre. Ama tabii ki orası bir, yani Türkmen bölgesidir. Türkmen toprağıdır. Bin yılı aşkın yeni değil yani. O topraklar Türkmen topraklarıdır. Bunu hiç kimse inkar etmez, edemez de zaten. Evet. Çünkü orada bir Türkmen varlığı var, var olacak inşallah. İnşallah. O hedefle yani şeyimiz o, ondan dolayı o bölge terör koridoru denize açılmaması, Akdeniz'e özellikle. O bunu bölge da buradan tüm dünyaya tabii ki de duyurmuş olacağız, evet, ki dediğiniz kötü senaryolar gerçekleşmesin. Yani kötü senaryolar gerçekleşmesi için onu yapmalarla evet, olma gerçek, biz öyle düşünüyoruz en azından. Doğru. Biz öyle ifade ediyoruz büyüklerimize, inşallah gerçekleşir. Çok teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz size. Ayrıca hem Türkmen halkı adına hem Suriyeliler adına teşekkür ediyorum böyle program düzenlediğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Suriye Ulusal Koalisyonu'nda Suriye Türkmen Meclisi temsilcisi Sayın Mehmet Silo bizlerle birlikteydi. Suriye'deki son durumu ele aldık. Bir başka Enine Boyuna programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.